Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 10 Mayıs 2023 günlerden çarşamba günü. Seçime son 4 gün kaldı. İşte seçimi ben çok merak ediyorum. Harbiden de çok merak ediyorum. Ne olur, ne biter, nasıl bir tablo çıkacak hiç belli olmuyor. Onun için yani önümüzdeki pazardan sonraki gün işte yani çok çok önemlidir. İnşallah güzel haylara vesile olur. En azından yarınlarımız için güzel bir başlangıçlar olur. Çünkü yani biz sizlerin öğrenciyiz, önümüze bakıyoruz. Yarın öbür gün işte meslek kariyerlerimize bunlara çok çok önem veriyoruz. Yani güzel refahlı bir dönem, refah olsun işte hani o tür şeylere dikkat ediyor. Ben bize dikkat ettiğim konulardan bir tanesidir. Bugün arkadaşlar sizinle beraber tipi sekreterliklere değineceğim. Tipi dokümantasyon ve sekreterlik bugünü, yarını, geleceği hakkında işte hani öngörülerimi sizinle paylaşacağım. Bunun hakkında çok çok sorular soruyor. Biliyoruz ki tipi sekreter biraz yıldızın epey yani çok çok üstünde, normalin çok çok üstünde bir performans sergiledi. Yıldızını parlattı. En son 32 bin alımdan sonra yeni okuyan ve okumayı düşünen kişiler yani bir kafalarına bir soru işareti oldu. Bunun önü kapanır mı? Bundan sonra ne olur? Yine yüksek alımlar olur mu? Gibi düşünceler, sorular çok çok geliyor. Bana da çok çok geliyor. Bugün de Allah'ın izniyle bunu ele almak istedim. Şimdi tipi sekreter, ben de kendim tipi sekreter olduğum için yani işin içinde olmak biraz daha farklı bir bakış açısı getirtiyor. Tipi sekreter yani şöyle, şunu bilmenizi istiyorum. Tipi sekreterliği 2012'den beri yani artık KPSS ile alınan bir bölüm. Dünyaya nazaran Türkiye'ye çok geç geldiğini de altını çizmek istiyorum. Yani bu bölüm evet şu anda parlıyor. Şu anda parlak bir döneminde 32 bin alım oldu. Hani hiçbir alımda olmadığı kadarıyla. Bu olması gereken bir tabloydu. Geç mi oldu, erken mi oldu bilinmez ama benim kanaatimce geç oldu ve asıl layıkıyla yani oldu şu anda o döneminde, şu anki o zirve döneminde. Ama bundan sonraki süreç çok çok önemli. 2012'den beri başlayan bir tablo var, bir tipi sekreterlik serüveni var. Buna baktığımızda genellikle işte hani 1500 ile 2500 arasında bir yani toplamında o dönemin KPSS puanıyla bir 2 yılda bir KPSS puanı yani KPSS sınavına giriyorsunuz. Ondan dolayı yani biz 2012 ile 2014 arası, 2014 ile 2016 arası, 2016-18-20-22 arasına baktığımızda genelde tablo şöyleydi. 1500-2500 arasında değişen bir kontenjan, bir alım oluyordu. 2022 beyaz reformla birlikte bu sayı aniden işte 32 bin kişiye çıktı. Her poliklinikte bir sekreter şeyi çıktı. Bu tipi sekreterlik, o yelmanın o şeyi falan hepsi tamamen barajı falan hepsini yerle bir etti ve puanlar 65'e kadar geriledi. Şimdi aynı zamanda dinamik yani daha yeni bir bölüm olduğu için örnek veriyorum 2012'den girişlidir ve istatistiklere baktığımızda zaten sadece KPSS'de sadece merkezi alımda 2012 ile 2022 KPSS puanına kadar şu ana kadar sadece Sağlık Bakanlığı'nda 40 bin ile 45 bin civarında bir alım olmuş. Resmi rakamı 41.500 diyor ama işte toplamı aç uçarı bir yukarı 40 ile 45 bin arasında bir tıbbi sekreterlik arkadaşlarımız var, meslek arkadaşlarımız var. Biz bunlara işte üniversite hastaneleri oradan buradan diğerleri eklediğimizde bu sayı yani 50 bini aşacaktır. Yani bunlar genç olduğu için bunların işte yani artık yaşlanıp emekli olmasını da daha çok olduğunu düşünürsek yani önümüzdeki yıllarda giderek bu önünün biraz daha yani sıkışacağını bilmeliyiz. Yani gerçek bir bakış açısına bakmamız gerekir. Ama yani bundan sonra yani şu anda bir seçime giriyoruz. Seçimden sonra bu bir yıl içerisinde yani 2023 ile 2024'ün ta işte Nisan, Mayıs, Haziran'ına kadar yine tıbbi sekreter gerçek manada hani diğer bölüme nazaran en azından 1000-2000 minimize benim beklentim olarak alacaktır ve almaya devam edecektir. Ki zaten işte siyasi partilerin
sağlıkçı alımında belli başlı vaatleri de var. İşte bunları biz öngördüğümüzde yani önümüzdeki bu bir yıl içerisinde gerek Sağlık Bakanı'nın diğer alanlarına gerek bir sekreterlikte yine yani bir işte tek seferde 16 bin, 20 bin, 32 bin falan almasa dahi yani bir en az bir bin, 2 bin bilmem yani en az bir 500 kişi alacağını düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımızın şu sorusuna da cevap olsun. Yani 2022 KPSS sınavına girip de 70 ve üzeri alan ve hali hazırda da mezun olmayan ve mezuniyeti bekleyen çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bir bu öğrenci arkadaşlarımız ikinci sınıftan mezun olacak. Bunlar örgünde olanlar var, açık öğretimde var, işte hani uzaktan eğitimde olanlar var. Bunlar mezun olacaklar. Yani 70 ve üzeri olan puanı alan arkadaşlarımız bu bir yıl içerisine yani 2024'ün ortalarına kadar atanma yani ihtimalleri yüksekti. Ya da şöyle diyebiliriz. Bu arkadaşlarımız 2024 KPSS ön lisans puanları yani kapı sınavı gelmeden önce 70 ve üzeri olan arkadaşlarımızın atanma ihtimali çok çok yüksek görüyorum ben. Ve aynı zamanda seçim olduğu için seçim aynı zamanda yani beraberinde atamaları yeni vaatleri de getireceği için bunlardan sizin şansınızın yüksek olduğunu öngörüyorum. Ha, bu ne zaman olur? Tarih olarak belli değil. Benim beklentim o ki Ağustos'tan sonra yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu şeyde bir sağlık alımının olacağını ve güzel rakamlarla bir alım olacağını düşünüyorum. Yani ondan sonraki yani 2000 şimdi bunları dedik ve bundan sonraki okumak isteyenler arkadaşlarımız oluyor. Ama bundan sonra da muhakkak alınır. Çünkü yeni yeni hastaneler yapılıyor. Bak şu anda baktığımızda Türkiye'mize neredeyse 32-33 tane şehir hastanesi var. Yeni yeni hastaneler kuruluyor. Yeni yeni poliklinikler, yeni yeni dallar açılıyor ve her bölüm, her üniversite, her hastane açıldığında, her bir poliklinik açıldığında aynı zamanda tipi sekreter bir ihtiyaçtır. Oraya bir tipi sekreter almak mecburiyeti vardı yani bir gereksin bu bir ihtiyaçtır. Bunları da yani düşünmemiz gerekir. Bunu düşündüğümüzde önümüzdeki süreçlerde bundan sonra da muhakkak alımlar olacaktır ama bu kadar yüksek manada bir adım olmayacaktır. Ha, 2024 KPSS sınavına şimdiden hazırlanan veya ondan sonraki süreçlerde yani tabii bir de 2 yıllık bir bölüm olduğu için ve aynı zamanda örgün işte gece eğitimi ondan sonra açık öğretimi olduğu için sürekli bir mezun veriyor. 2 yılda bir mezun vereceği için bu tabii öğrenci sayısı giderek yine yoğunlaşacak. Buradan birikim olacak. Ve bundan sonra sizin rekabet edeceğiniz kişiler artacaktır. Yani bu da siz önümüzdeki KPSS süreçlerinde rekabet edeceğiniz kişiler, öğrenci arkadaşlarınız çoğalacağı için sizin KPSS'ye daha bir sıkı sıkı sarılmanız gerekir ve daha yüksek bir puan almanız gerekir. Şu anki paramedik gibi. Mesela paramedik de ilk şey olduğunda çok fazla alım yapıldı. Yani çok fazla alım yapılıyordu. Ve yani hatta bazı şeyler işte bunun önü tamamen kesildi, şey yapıldı falan filan. Ama halen de yüksek alıyor. Ama öğrenci yılması çok olduğu için puanlar pek düşmüyor. Puanlar işte 85 ile 90 civarına gidip geliyor. Ve aynı zamanda bir müddet sonra yani diyelim ki hepiniz bu bölümü okudunuz. Bir sekreterliği okudunuz. Yarın öbür gün artık öğrenciler bakıyor ki işte alım yeteri kadar alım yok. Çünkü alabildiğini almış ve ihtiyaca göre yine alacaktır muhakkak. Muhakkak yine alacaktır. Başka bölümlerde başka alanları da okuyor ki yok muydu? Paramedik okuyup da tıbbi sekreterlik okuyan işte örnek veriyorum anestezi okuyup da tıbbi sekreterlik okuyan arkadaşlarımız olduğu için yani yarın öbür gün bu bölümü de okuyanlar görecek ki eğer yani yeteri kadar bir alım olmadığında veya giderek bir yerilme söz konusu olduğuna farklı alanlara şey yapacaktır. Ama benim öngörüm yani 2024 KPSS sınavına giren arkadaşlarımız için de güzel şeyler yani umutlar olsun, beklentileri olsun. Ama 2024'ten sonra yani gerçek manada bir yani yığılma olacak ve alımların da yani çok çok azalacağını düşünüyorum. Bunu da bilmenizi istiyorum. Çünkü biraz daha ileri dönük yani biraz önce dedim ki ya, bu bölüm
Kubis heyketi genç bir, dinamik bir şeydir. Bunların ta emekli olacağına şeyine falan düşünürsek çok çok zaman var. Bunlar birer ölçüdür. Yani şu anki resmi şeylere göre yani 40 ile 45 bin. Bunu bile hesaba katarsak bunun bu sürecin ileriki dönemlerde yelma yine olacaktır ama alım sayısı düşecektir. Yani kısacası diyebiliriz ki 2024 KPSS sınavı da yani sizin için güzel bir umut olacak ama 2024 KPSS'den sonra bu yelma aşırı derecede çoğalacaktır ve sizin şansınız, sizin atama ihtimaliniz de o derece bir aşağı doğru düşecektir. Tıbbi sekreterlik güzel bir bölümdür. Gerçekten yani sağlık alanında tıbbi sekreterlik evet iş yükleri şeyleri falan vardır ama tıbbi sekreterlik güzel. Eğer seviyorsanız, eğer hastalarla ilgilenmek istiyorsanız biraz da yani ben bizzat okumanızı tavsiye ediyorum. En azından okuyun, diplomanız olsun. Yani şey yaparsan ilgilendiniz. Başka alanlarda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinizi okutturabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Yani diğer şekilde güzel, memnun. Ama önümüzdeki bu Temmuz Ağustos'tan sonra güzel alımlar olacaktır. Bilakis hep altını çiziyorum. Puanlarınızı değerlendirin. Yani bu süre zarfından bir şeyler yaptınız, yapmadınız. Farklı yerlere yönelim olabilir. Başka merak ettiğiniz sorular herhalde yoktur. Yani şu an aklıma not ettiklerinde başka şey yoktur. TÜBİ sekreterlik güzel bir bölümdür. Harbiden güzel bir bölümdür. Başka merak ettiğin sorular bakayım. O zaman olmadığına göre kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Sizleri çok çok seviyoruz.